Evet Gürcan abi, takım büyük bir başarıya ulaştı. Biz Gündem Gazetesi olarak yazmıştık. 3 maça alırsalar olur demiştik. 3 maçı da aldınız. Tebrik ediyoruz. Görüşlerinizi alalım. Öncelikle sporcularıma, teknik heyetime ve benim yanımda olan, destek veren Serdar kardeşime çok teşekkür ediyorum. Zorlu bir dönem geçirdik. Bazı sıkıntılar yaşadık. Bunlara rağmen pes etmedik. Yolumuza devam etmek. Deplasmanda oynadığımız takım lider bir takımdı. Kendi sahamızda da yenen bir takımdı. Fakat buna rağmen takımımdan emindim. Teknik heyetime, sporcularıma güvendim. Ve başarılı oldum. İnşallah bunu gelecek hafta final maçıyla sonlandırmak istiyoruz. Marmaris kulübü, Marmaris Spor bu. Her ne kadar bir şirketin üzerinde de olsa, şirketin üzerinde ne şekilde verildiğini zaten millet biliyor. Sonuçta bu Marmaris'in takımı. 90 yıllık bir takım. Biz 90 yıllık bir takıma sahip çıkıyoruz. Yeniden bir takım kurmadık. Bu benim takımım değil, milletin takımı. Marmaris'in takımı. Evet, Marmaris'in takımı. Evet. 1927'de bu dernek kurulmuş, 1931'de federal olan bir takım. Türkiye'nin de 58. kulübü. Onun için biz nasıl sahip çıkıyorsak, sokakta bırakmadıksak, sokakta bırakmak istedi bu takım. Ama bu takım sokakta bırakılacak bir takım değil. Çünkü geçmişi var. Geçmişi var. Başarısı var. Türk futbolunun önemli bir yeri var. Destek buluyor musunuz? Yani yerel yöneticilerden falan, derneklerden veya biz bir destek var mı? Biz kimseden destek almadık. Allah razı olsun. Benim de Serdar kardeşim bana destek oldu. Maddi manevi destek oldu. İki işi götürdük bu işe. Marmaris'ten hiç kimseden, Marmaris'te zamanı geldiği zaman Marmaris'i diyen hiç kimseden de veya ben burada evet iyi iş adamıyım, bu bölgede de bu takımın mutlaka yaşaması gerekiyor diyen hiçbir iş adamından destek almadım. Hedefiniz nedir? Bundan sonra ne yapacaksınız? Biz bu takımı sokakta bırakmayız. Sokakta bırakmayacağız. İyi niyetle yola çıktık. İnşallah hedefimiz tekrar profesyonel lige dönmek. Bunun için önümüzdeki maçı bekliyorum. İnşallah orada da iyi bir sonuç alıp ondan sonra hedefimizi daha iyi belirleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hocam başarılar, tebrik ediyoruz. Güzel bir sonuç aldınız. Takım sizle beraber playboy'a yükseldi. Neler söylemek istiyorsunuz? Ya sezon başında bazı sıkıntılar yaşadık. Yani göreve tam olarak başladığımda liderle 8 puanlık bir fark oluşmuştu. Takım 5. sıradaydı. Bir inanç kaybı durumu söz konusuydu. Ama o gün demiştim ki bu takım bu finale oynayacak, finale de kazanacak ve çıkacak. Önümüzdeki bütün maçları kazanmamız gerekiyordu. Futbolcularımla birlikte, teknik heyetle birlikte, teknik heyetimle, yöneticilerle birlikte inandık. İnandığımızda başardık. İnşallah bu hafta cumartesi günü oynayacağımız playoff maçını da kazanarak Marmaris'i bir şampiyonluk getireceğiz. İnşallah bir üstlükte önümüzdeki yıl mücadele edeceğiz. Playoff maçı Marmaris'te mi olacak? Playoff maçı büyük bir ihtimalle şu anda tabii ASKF'den şey gelmedi ama %90 ihtimalle Muğla'da, Muğla Türk Stadyumu'nda oynanıyor. İnşallah maçı da kazanacağız. O zaman buradan Muğla, Marmaris'te spor severlere de sesleniyoruz. Evet. Muğla'da olursa tüm duyuracağız, maça davet edelim. Evet, tüm Marmaris'te spor severleri, futbol severleri mutlaka tribünle bizi desteklemeye, bu inanmış grubun, bu inanmış oyuncuların arkasında durmayı mutlaka davet ediyoruz, mutlaka bekliyoruz. Teşekkürler. Merhaba öncelikle herkese. Bizim bütün takım arkadaşlarıma, hocama, Sayın Başkanımız Gürcan Başkanıma, Serdar abime, herkese
emeğine sağlık diliyorum öncelikle. Galip geldik. Güzel maçtı, zor maçtı bizim için. Cumartesi günü de zor bir maçımız daha var. Oradan da galip gelip Marmaris'e güzel bir hediye vermek istiyoruz. Marmaris daha iyi yerlere layık. İnşallah biz de elimizden geleni yaparak Marmaris'e güzel bir sevinç yaşatacağımıza inanıyoruz. Valla çok mutluyuz. Böyle bir imkanlardan dolayı önce Gürcan Başkanı'na, Selver abimize, yöneticilere çok teşekkür ederiz. Böyle bir imkanda böyle bir playoff heyecan verici. İnşallah Marmaris için hayırlı olur. Teşekkürler. Evet. Bugün güzel bir maç oldu Fethiye'de. Sen de bayağı bir kendini göstermişsin. Nasıl oldu? Anlat bakalım. Vallahi Temel abicim, biz çok inanmıştık şampiyonluğa. Arkadaşlarım iyi mücadele etti. Kötü başlamış olabiliriz ama sonu iyi oldu. Herkesin ayağını emeğine sağlık. Yani söylenecek bir şey yok. Yaşandı bitti yani. Olması gereken oldu. Playoff'a kaldık. İnşallah şampiyon oluruz. Bravo sana. Bravo sana. Sana bravo. Oley, 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 şampiyon Marmaris. 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 Doğulardan. Doğulardan.
Hadi gel. Yok, şımarlamam.